Arkadaşlar selamlar. Bugün sahnede uygulanacak 5 önemli tavsiye, 5 önemli tüyo bunlardan konuşacağım. İsterseniz hızlıca başlayalım. Birincisi, sahnedeyken mutlaka yanınızda su bulundurun. Çünkü sahnede şarkı söylemek eşittir boğazınızın kuruması demek. Boğazın kuruması da ses kaslarının mukozik yapısından kaynaklı. Ses kaslarının bir süre sonra ödemi daha fazla yaratması demek. Çünkü oradaki mukozik nemli ortam bozulursa ses kaslarındaki ödemleşme de hızlanacaktır. Dolayısıyla sahnede mutlaka yanınızda su bulundurun ve 10 dakikada bir muhakkak suyunuzdan birer yudum almayı unutmayın. İkinci dikkat etmeniz gereken şey günlük performansınız. Yani sizin genel performansınızda bazı değişiklikler olabilir. İşte bu değişiklikleri kaydedersiniz. Tonlarınızı ona göre belirlersiniz. Sahnede vokal melodik yapılanmanızı ona göre belirlersiniz. Yani nasıl bir melodik ezgi yapacağınızı, nerelerde yorumculuğunuzda sınırlarınızı zorlayacağınızı bilirsiniz ama bazen bu durum günlük performansınıza göre değişiklik gösterebilir. Atıyorum o gün ciddi bir geniz akıntınız vardır ya da o gün öncesinde dinlenmemişsinizdir ve kas anlamında çok fazla güçlü değilsinizdir ve bunun gibi birçok etki olabilir. İşte bu durumlara göre de günlük performansınızı göz önünde bulundurup ona göre tonlarınızı, ona göre yapacağınız melodik ezgilerinizi ve ona göre yapacağınız belli başlı çalışmaları belirlemenizde fayda var. Bulunduğunuz yerin ses sistemi ve ses sisteminde sesinizin nasıl duyulduğu da çok önemli. Eğer monitörler varsa ve monitörlerden kendinizi iyi bir şekilde duyamıyorsanız bağıra bağıra şarkı söyleyeceksiniz ve bağırarak şarkı söylemek sizin için müthiş zararlı bir şey. Dolayısıyla birinci anlamda eğer monitörlerinizde sesinizi duymakta zorlanıyorsanız Tonmeister'la yani tonu belirleyen kişiyle mümkün mertebe iyi bir iletişim kurup onunla birlikte vokal tonlarınızı iyi ayarlamanız lazım. Eğer daha küçük tesisatta şarkı söylüyorsanız o zaman da mekanın ses düzeyiyle yaşanabilecek gürültüyle birlikte sesinizin de hangi düzeyde kendinizi duyabileceğinizi belirlemeniz lazım. Eğer hiçbir tesisat söz konusu değilse ve çıplak sesle söylüyorsanız işte o zaman da mümkün mertebe ortamın sesine kadar kaldırdığına bakın. Eğer geniş bir yerde şarkı söylüyorsanız yani ses çarpıp size dönmüyorsa o zaman yine sesinizi duyamadığınız için daha fazla bağıracaksınız. Dolayısıyla bağırmamak anlamında da bence in-ear kulaklıklar kullanabilirsiniz. Kendinizi duyabileceğiniz kulaklıklar kullanabilirsiniz. Bunlar sizin bağırarak şarkı söylemenizi engeller ve sesinizin uzun vadede zarar görmesini, aynı zamanda kısa vadede de performansınızın düşük olmasına engel olur. Yani önemli olan bağırarak şarkı söylemek yerine sesinizin doğru tınısal anlamda doğru tınlamasını sağlamaktır. Siz kendinizi duymadığınız için bağırırken aslında sahnede karşınıza çok fazla ses gidebilir. Hem dinleyiciler için de yorucu bir şey olabilir, hem de sizin için de yorucu ve uzun vadede problem yaratıcı bir şey olabilir bu durum. Sigara dumanının çok yoğun olduğu bir yerde şarkı söylüyorsanız muhakkak hava alabileceğiniz bir yer yaratın. Yani başka bir çözümü yok. Eğer sigaralı bir yerde şarkı söylüyorsanız ilerleyen zamanlarda hatta yine performansınızın içinde bu havayı sürekli soluyor olmaktan ve en önemlisi sesinizin en aktif olduğu anlarda bu havayı soluyor olmak sesinize ciddi zararlar verecektir. O dumanı direkt solunum yoluyla almak ses kaslarınızın üzerine yapışmasına neden olacaktır. Ben sigara kullanmıyorum ne kadar deseniz de böyle bir yerde şarkı söylemek sigara kullanmakla eşdeğer bir şey. Hatta pasif içicilik çok daha tehlikeli ses için. Dolayısıyla mümkün mertebe havadar bir yerde şarkı söylemeyi tercih edip eğer böyle bir yer değilse bile o ortamın sürekli hava almasını sağlamak zorundasınız. Şarkılarınızın nasıl sıralandığına dikkat edin. Çok tiz şarkıları öne koyarsanız tiz şarkılar bir süre sonra sesinizi yoracaktır. Mümkün mertebe dar aralıklı, dar range'li şarkılardan ufak ufak iddialı şarkılara doğru gidin. Çünkü sahnedeyken sesinizin ısınmasına izin verin. İlk şarkınızı çok iddialı bir şarkı, aralık anlamında çok iddialı bir şarkı ile tercih ederseniz hem sesiniz ısınmadan söylediğiniz için sesinizi yoracaksınız hem de ilerleyen dakikalarda performansınızın daha kısa
sürede düşmesine neden olacaksınız ama performansınıza daha aralıkları dar şarkılarla girerseniz, daha iddiasız şarkılarla girip iddialı şarkıları orta kısma bırakıp sonra da tekrar ufak ufak daha kolay şarkılara doğru geçiş yaparsanız hem uzun vadede yine sesinizin çok ciddi yorulmalarına engel olmuş olursunuz hem de kısa vadede sahnedeyken sesinizin performansının düşmesine engel olmuş olursunuz. Buna da lütfen dikkat edin. Öneriler böyle, tavsiyeler böyle. Sizlerin aklında neler geliyor? Ben neleri atladım? Bunları da yazın. Atladığım şeyler olabilir. Lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Beğendiyseniz de beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Dikkat edin.